En son zaman file mi ağladın diye. File ağladım herhalde. Tamamdır. Hazır mısın? Güzel. Ver elindekileri bana. Şimdi ben soracağım sana soruları. Son bir defa. Çalışmak ve bunun için emek vermekle işler ilerliyor. Bende de öyle oldu tabii. Ben kulislerde büyüdüm efendim. Müzikoner YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Birbirinden güzel içeriklerle karşınızda olmaya devam ediyoruz. İlk önce videolarımızı beğenmeyi unutmuyorsunuz ve kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Evet, yanımda kim var? Yanımda Ezgi var. Ezgi, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Güzel giriş yaptın. Teşekkür ederim. Sen... Abone olmayı unutmayın. Çok iyi. Ezgi, ilk önce seni ağırladığım için çok mutluyum. Çünkü yeni enerji, yeni albüm benim için çok önemli. Bana çok enerji veriyor bunlar. Ben de müzikle uğraştığım için. Evet. Ama bir de sen emekçisin. Yani uzun zamandır müzikle uğraşıyorsun. Doğru. Biraz seni tanıyalım önce. Doğru. Evet. Çocukluğumdan itibaren eğitimini alarak başladım piyano dersleriyle ben. Daha sonra lisede ve üniversitede müzik bölümlerinde okuyup piyano öğretmenliği yapmaya başladım. Ama bir yandan da şarkıcılık kariyerim başladı ufak ufak daha üniversitede öğrenciyken. Ekipler kurmuştuk arkadaşlarla. Derken o iş büyüdü ve böyle bir anda birçok yerde sahne alır oldum. Ankara'da da, İzmir'de de. Sonra İstanbul'a taşındım. Derken birçok isme vokalistlik yapmaya başladım. Çok sanatçıyla çalıştım. Sanatçıları bir söyler misin? Böyle hatırlayabildiklerini. Ozan Çolakoğlu Orkestrası var. Evet. Ajda Pekkan'la evet. Uzun süre çalıştık. Zinet Hanım'la, Zinet Salih'le 5 evet. Sene çalıştık. Daha bir sürü isim var. En çok böyle akılda kalanlar genelde evet. Bunlar oluyor benimle evet. ilgili ama esasında şu an gündemde çok fazla olmayıp çok çok kıymetli olan yine başka sanatçılarla da çalıştım. Neco var, Erdal Çelik var. Türkiye'nin en iyi erkek seslerinden Neco da, Erdal Çelik de. Demet Sarıoğlu var, başka ne var? Buzdaki Orhan Osman var. Bir sürü sanatçıyla çalışma imkanım oldu. Peki hemen tabii ben meraklı, muhabirlikten gelen meraklı şeyler. Mesela Ajda Pekkan'la çalışmak nasıl? Şahane bir şey. Şahane bir okul. Yani ben bu isimlerle çalışmadan önceki şarkıcılığımla sonraki arasında inanılmaz fark var. Hepsi benim için ayrı ayrı milat oldu. Hem çok iyi sesler, hem çok iyi sahne tecrübesi olan insanlar, hem de yorumculuk açısından Ajda Pekkan'da, Zinet Salih'de, özellikle tabii benim kendime de kadın vokal olarak çok örnek alabileceğim isimler oldu bunlar. Hı hı. Çok iyi sesler ve çok iyi duyguyla, ifadeyle söylüyorlar. Yani bu işte güzel bir teknikle tabii söyleyebilirsiniz ama o ifadeyi katmak işe ruh veriyor, ruh kazandırıyor. O yüzden çok iyi bir ders oldu hepsi benim için. Peki sahne konusunda bir... öğretimi oldu mu? Tabii olmaz mı? Yani hepsiyle farklı farklı işlere gidiyorsunuz. Farklı konserler, başka etkinlikler, festivaller derken o skala çeşitlenmiş oluyor bolca. Hepsinden de farklı bir şey dinliyorsunuz doğal olarak. Evet, biraz özel yaşantına gelelim. Evlisin. Evliyim. Bu Yaz Bitmeden albümünün beraber yaptığınız eşinizle galiba. Evet, evet. Biraz ondan bahseder misin? Can da müzisyen, gitarist. Hı-hı. O da kendi albümünü aslında hazırlıyor şöyle. Reklamını yapayım hemen şu araya. Onu da konuk ederiz. Tamam. Candan çıktı şarkının fikri. Daha yaz başlamamıştı o zaman. Hı hı. Sonra şarkının havasını sevdik, enerjisini sevdik ve şarkıya yoğunlaşmaya karar verdik. Müzik onun, beste onun. Sözleri birlikte tamamladık son aşamada. Derken sonra Tolga Erzurumlu ile çalıştık. Çok iyi bir müzisyen yine ve çok iyi bir aranjör. Şarkıyı da tamamladık hep beraber böylece. Şarkıdaki böyle bir güzel enstrümantal bir melodi var. Şarkının sahibi bile yanımızda ama çalamıyoruz. Söyleyeyim. Olabilir. Birazcık canlı söyleyebilirsen seviniriz. Tamam, hadi nakarattan şöyle ufak söyleyeyim ama bağlama melodisini yapamayabilirim ağzımla. Tabii canım, bağlama melodisi olmaz canım. Da. Git tabii ardına bakma, yaz bitmeden, kış gelmeden, sakın veda etme burada, yaz bitmeden, kış gelmeden, son bir defa. Bravo. Vallahi işte... Telifsiz bir YouTube programı. Telifsiz işte söyle dediğimizleri söyleyebiliyorsa işte o zaman başarılara doğru gidecektir diye tahmin ediyoruz. İnşallah yolun açık olur. Teşekkür ederim. Peki yeni çıkan rap şarkılarıyla ilgili neler söylüyorsun? Biraz YouTube'a doğru kayalım. YouTube kayalım. Programı yapıyoruz ya. Kayalım, çok iyi olur. Çok beğeniyorum. Çok seviyorum ve genelde raple ilgili konuşurken hemen şunu soruyorlar. Ya rap sence geçici mi olacak, kalıcı mı olacak filan.
Bence kesinlikle çok kalıcı olacak ve çok daha başarılı örneklerini duyacağız. Ben böyle düşünüyorum. Bunda internet çağında olmamızın çok payı var. Artık yükselişe geçti. Alt kültür, yani rap ve başka alternatif türler de buna dahil. Kendilerine zaten çok güzel bir sadık kitle yaratmışlardı kaç senedir ama artık o sadık kitleyi büyüttüler ve çok daha büyük kitlelere eriştiklerini görünce ben mutlu oluyorum onlar adına. Çok daha güzel şarkılarla bence devam edecek bu serüven. Ben de YouTube'un biraz daha özgürleştiğini düşünüyorum. Yani kesinlikle. YouTube konusunda çocuklar, gençler. Evet. Yani en azından ilk amatör de olsa ilk çalışmalarını böyle rahatça yayınlayabilecekleri bir platform buldular. Eskiden kapı kapı dolaşıyorlardı kendilerini gösterebilmek için. Bu çok güzel oldu gerçekten. Evet. Sen de aynı şeyi fikri düşünüyorsun. Kesinlikle benim için öyle. Çok önemli bu. Peki müzik yolculuğunda hep güzellikleri anlatıyoruz. Evet. İllaki zorlukları vardır. Hiç var. Böyle üzüldüğün, yıkıldığın, hiç olmayacak galiba dediğin veya hiç kapısını çalmak istediğin kişiler oldu mu? Çok samimi, çok farklı bir soru. Güzel bir soru bu, teşekkür ederim. Zorluklar çok var, her meslekte olduğu gibi. Bu işin de mutfağında kirli taraflar da var. Yani zor taraflar da var, temiz taraflar olduğu kadar ama... Açıkçası hiç artık buraya kadarmış, yok benden bu kadar, pes ettim, yıldım diye bir noktaya asla gelmedim. Çünkü müziği çok seviyorum. Yani yaptığınız işi seviyorsanız, gerçekten ona tutkuyla bağlıysanız her türlü engeli bir şekilde aşmak için kendinize neden üretiyorsunuz. Tam aksinde de bırakmak için bahane üretiyorsunuz gibi geliyor bana. Kapısını çalma konusuna gelince ben zaten bugüne kadar hep kendim insanların kapısını çalarak işlere girmişimdir. Yani bir orkestrayla mı çalışmak istiyorum, başka bir şehre mi taşındım, aklımda çeşitli sanatçılar mı var? Bunlara ulaşmak için kapılarını gerçekten çalıp işte ben geldim, işte böyle böyle bir geçmişim var. Şans faktörü yok değil ama çalışmak ve bunun için emek vermekle işler ilerliyor. Bende de öyle oldu tabii. Evet, çok güzel. En büyük şansın da tabii sevdiğin adamın da müzikle uğraşması çok büyük bir şans. Evet, o da şans. Evet. Arkanda. Kesinlikle. Ailen ne diyor bu konuda? Yani senin ilerlemen konusunda. Şimdi benim ailem müzisyen. Annem de babam da. Ben kulislerde büyüdüm efendim. Kulis onlar, tuzu yuttum. Tabii sahne tuzu ufaktan böyle. Onlar beni piyano derslerine yollayarak zaten küçük yaşta esasında bu mesleğe bir girişimi onlar yapmıştı. Dolayısıyla her adımında da sağ olsunlar çok yanımda oldular ve hep desteklediler. Şu anda da çok seviniyorlar ve desteklemeye devam ediyorlar bütün aile fertlerim. Bir kere Ezgi, ilk önce şunu söyleyeyim. Gerçekten enerjin çok güzel. Sahnedeki enerjin çok güzel. İnşallah daha güzel şeyler olacağına çok inanıyorum. Peki ileride başka ne projelerin var? Böyle düşünüyor musun? Hani şimdi şey sormuyorum sana. Atıyorum ikinci albümü şöyle düşünün. Bunları değil. İleride neler düşünüyorsun? Hani böyle güzel bir sahne. Büyük konserler hayal ediyorum şu anda. İnşallah da çok geçmeden yapacağız. Yapacağımıza inanıyorum. Konserlerimiz var zaten bu ara. Daha da olacak. Haberlerini duyururuz. Single'larla bir süre devam edeceğim. Esasında kısa vadeli planım bu yönde. En mantıklısı olan. Evet, biraz hızlı yol almak istiyorum çünkü. Hem albüm için o kadar vakit yayacak bir dönemde olduğumuzu düşünmüyorum. En azından ben kendi adıma yeni çıkış yapmış birisi olarak. Tabii bir evde çok da birikmiş beste var bu arada. Onları da bir albüm haline getirmeyi çok istiyorum. Ama şu an senin sorduğun sorunun tam cevabı bence. Hep hayalimde en büyük konserlerdeki sahneler var. Oradan böyle o seyirciye bakarken ki an gözümün önünde. İnşallah. İnşallah. Peki dansla aran nasıl? Yani arkadaşlarla iyiyiz ama... Sahnede yok. Henüz yok öyle bir şey. Yani öyle bir çalışmaya girmek istiyor musun? Yani ben bir bakıyorum arkadaki dansçılar müthiş. Evet. Öndeki böyle duruyor. Duruyor. Mesela kesinlikle o pek doğru. Olmuyor. Yani en azından mesela bu konuda Edis'i ben çok başarılı buluyorum. Evet evet. Aleyna da galiba iyi. Yani Aleyna'ya çok dikkat edemedim. Aleyna dans ediyor muydu Aykut? Hemen o da baş... Bende de o bilgi yok. Ediyor mu? Edis'i biliyorum ama. Evet. Edis güzel çok ediyor. Çok yakışıyor. Evet. O da. Yani bu zamandan sonra artık dans edilmeli diye tahmin düşünüyorum. Yani yaptığımız müzik tabii ki de onu da içeren bir müzik olmuş durumda. Dünyadaki örneklere bakarsak o kadar iyi dans ediyor ki bazı şarkıcılar. Yani profesyonel bir dansçı kadar iyi neredeyse. Hani hem dansçı hem şarkıcı sıfatını birlikte taşıyorlar. Jennifer Lopez'ler, Beyoncé'ler filan, Michael Jackson, bir sürü, James Brown, bir sürü örnek var. Dinlediğin tarzlar neler senin?
Bu saydığım insanları dinliyorum. MTV Pop'la büyüdüm ben esasında. Yani böyle ortaokul günlerimden beri hala daha da takip ediyorum. R&B çok dinliyorum. Caz müzik dinliyorum çok. Arabesk dinliyor musun? Arabesk evde açıp dinlemiyorum. Yani yalan yok ama dışarı çıktığımızda çok çok dinliyoruz. Bir sürü gittiğimiz mekanda, başka yerlerde ve severek de dinliyorum. Türk müziği o kadar çeşitlilik evet. var ki yani evet. Türk sanat müziği, Türk halk müziği, Arabi hepsinden de faydalanabilmek mümkün. Zaten tabii. Şu anda rap ondan faydalanıyor. Arabesk'ten faydalanıyor biraz bizim rapçiler. Oldu. Evet, evet, biraz öyle oldu ve çok da iyi gidiyor şu anda diye evet. düşünüyorum. Ya, müzikte çeşitlilik önemli. Hani biri diğerinden daha üstün ya da daha aşağıda diyemeyiz. Bu sanatın her dalında böyle bence. O yüzden o çeşitliliği dediğin gibi ne kadar böyle dallandırırsak da o kadar faydalı hale geliyor. Peki İzmirlisin. Evet. İzmir'de yaşıyor musun yoksa şu an artık İstanbul'da mısın tamamen? Uzun zamandır İstanbul'da yaşıyorum. Yaklaşık 7 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Peki İzmir'den İstanbul'a gelişinde böyle bir kendini garip hissettin mi? Yani İzmir'i özlüyor musun? Arada bir gidiyorsundur illaki. Tabii tabii gidiyorum. Sık sık gidiyorum aile ziyaretleri için ve iş için de gidiyorum. İş anlamında taşındığım zaman hiç öyle bir yadırgamam olmadı şehri. Çünkü çok güzel işlerle başladım. Öğretmenlik de yapıyordum. Başka ekiplerle de çalışıyordum. Ama İzmir'i şehir olarak ve yani o mahalle kültürünü çok özlüyorum. Çünkü orada başka bir sıcaklık var. Onu pek burayla kıyaslamak İstanbul'da doğru olmaz. İstanbul'da yakalayamazsın. Evet, burada, gerçi çok güzel mahalleler var. Yani var, şu anda var. Da Caddebostan'dayız. Burası da bence çok yakın İzmir'e. Çok benziyor ama evet. İzmir'i o anlamda özlüyorum mesela. Anadolu yakası zaten başka bir şey. Yani başka evet. bir dünya. Ben çok hoşuma gidiyor kesinlikle. Anadolu yakası. Peki duygusal biri misin? Bazı insanlara karşı epey duygusal oluyorum ilişkilerimde ama genelde pek duygusal değilim. Yani böyle bir ufak soğukluk duvarım var diyebilirim belki de. Ufak bir duvar evet, örebiliyorsun. Evet. En son ne zaman ağladın? Bana bak, sorulara bak. Ne oluyoruz? Ya ben genelde ağlıyorum. Ben öyle dedim de. Dışarıya ya, öyleyim de ben böyle çok ağlak bir tipim yani. Fil falan görüp ağlıyorum ben telefonda. En son zaman file mi ağladın file diye. File ağladım herhalde. Panda, fil öyle şey. Ya ne tatlı bakar mısın deyip böyle gözler doluyor hemen. Bu arada beni tanıyanlar var. Diyorlar aa Esrar olduk çocuk diyenler var. Evet o benim. Şimdi bazen konu oluyordu programda. Ben hiç ağlamam. Yani hakikaten Allah ağlatmasın yani. Ama evet. duygusal açıdan bilmiyorum da. Yalnız biri gözleri yaşarsın. Hani soğandan gözlerini yaşarsın. Benim de yaşarım bakınca. Ha. Şimdi doğal olarak ona ağlayan birini görünce de benim de gözler Cüneyt de ağlıyor falan yaparlar. Yani mesela sen şu an ağladın benim de bir gözüm yaşarır yani ister istemez. Deneyelim. Nereden istersen. Geldiyse bir anda. Oyunculuk var mı? Yok. Hemen biraz ağlayayım sanacağım. Oyunculuk varsa ağla diyecektim. Merak ediyorum hani bir anda ağlama. Biz onun bir ara YouTube'da çalışmalar yaptık. Kuzenimle rol veriyorduk birbirimize. Ha. Sen bu rolü yap ben hadi bakalım hangimiz ağlayacağız falan. Tabii ben gülüyorum. Ağlama yerine gülme krizi geliyor bana. Ya duygusal olman zaten gayet doğal. Yani müzikle uğraşıyorsun. Evet değil mi? Bize öyle bir yapışmış kesinlikle. Bir durum var. Kesinlikle. Yani bence erkekler de ağlayabilir. Nereden geldik bu konuya? Sen ağlıyor gibisin de ondan herhalde. Şimdi birini ağlatacağım illa. Işıktan. Peki ileride mesela bir televizyona veya YouTube kanalında bir program yapmayı düşünür müsün? Hiç düşünmedim açıkçası böyle bir şey ama güzel fikirmiş. Evet böyle konuşmaktan hoşlanıyorum ben de çünkü. Hadi o zaman başla. Hazır mısın? Ver elindekileri bana. Şimdi ben soracağım evet, sana sor. Soruları. Sen bana sor. Benle ilgili. İlk single'ın. Sor. Ben de merak ettiğin bir şey var mı mesela? Televizyon ve yayın ne zaman ilk bu işi yapmaya karar verdin? Ben çocukluğumdan beri Barış Manço'nun 7'den 70'e programı vardı ya. İşte hep onunla büyüdük. Aynen onunla evet. büyüdük. Hep böyle gözlerim açık. Anne baba beni şeye götürün. Ben de Adapazarı'nda doğdum büyüdüm. Depremden sonra geldim. Böyle hep ona götürün ama kısmet olmadı. Evet. Ondan sonra geldim. Radyo televizyon okudum. Hani bir şekilde bir şeyler yapmak istedim hep. Evet. Ve ilk kendimi... ATV'de buldum, Esrarol'da buldum. Evet. Okudun çok, işi yapmaya başlamıştım. Okudum, çok güzel. Evet evet ama tabii müzik sevdam da vardı. Hı-hı. Yani Müjdat Gezen'de şan, solfej eğitimleri falan aldım ama evet. iki tane albüm yaptık. Hem televizyon hem müzik olmuyor. Beni ağırladığın için çok teşekkür ederim. Birini seçmek durumunda kaldın. Ne demek geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Yani kusura bakmayın. Çok mutlu oluyorum böyle. Bir kötü hissettim kendimi. Ne oldu? Heyecan geldi mi? Nasıl? Şikayet da eline aldım ya onda. Evet.
Evet. 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Vallahi hiç bilmiyorum. Rüzgarın sürüklediği. Çünkü artık yani o 5 yıl sonra belli olmuyor biliyorsun. Sen hayat de deneyimlemişsin. Hiç belli olmuyor. Evet. Güzel tarafı da o. Yani değil mi? Nereye gideceğini bilmemek güzel. Aynen. Peki birinin ismiyle anılmak handikap mıdır? Yani Sezen Aksu'yu düşün. 90'ların başından itibaren çok destek verdiği vokalistleri ya da başka isimler oldu. Tabii Sertab Erener'den, evet. Emre Altuğ, bugün Levent Yüksel. Bugün Sezen Aksu'yu tabii aynı anda anmıyor ismini. Tabii. Yani herkes kendi kariyerini başarılı bir şekilde kurduğu sürece o zaten insana yapışmayacaktır. Ama o başlangıcı da hep hatırlıyorsun tabii bir yandan. O da güzel aynen bir anı bence. Tabii. Yani çok da güzel, çok başarılı bir giriş yaptın zaten. YouTube'da zaten şarkın, evet. Nette evet. Etiketiyle Yaz Bitmeden klibini Ezgi'yi izleyebilirsiniz. Evet. İzlenmeler nasıl? Güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Bu arada bilerek mi 29 Ağustos'ta çıkardınız? İlk o 29 Ağustos'ta yayınlanmış klip gözüküyor. Evet öyle oldu. Neden tam yaz bitmeden. Yani tam yok, bir daha gün. 23 Eylül'e kadar yaz bitmedi biliyorsun. Ekinoks dönemini öyle baz alacak olursak. Tabii ki ama şimdi şey olarak yazı olarak tam 29'unda çıkarmanız. Ağustos'un sonunda. Tesadüf. Evet biraz biz çok tesadüf faktörü yok. Zaten şarkıyı yazın başından itibaren hazırlamaya başladık. Yazın sonu için hazırladık. Çünkü yaz bitmeden, kış gelmeden sözlerle de uyumlu olacaktı mevsim. Dolayısıyla Ağustos'un sonundan itibaren de Eylül, Ekim artık yazdan çıktığımız günlerde böyle bir çalınır oldu. Ezgi yavaş yavaş programın sonuna geldik. YouTube programları birazcık kısa oluyor biliyorsun. 15 dakika ama biz bayağı gittik herhalde. Çünkü seninle sohbet gayet güzeldi. Çok teşekkür ederim. Enerjin aynen çok öyle güzel. Şarkına bayıldım. Bak çok gerçekten. Ben bunu asla şey olarak söylemiyorum. Çünkü şarkının kalitesi başka. Yani daha güzel şarkılarla da olacağına eminim. Senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Bizi çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayın oldu benim için de. Süreyi daha bolca böyle aşacağımız nice yayınları diyelim ben. Beraber. İnşallah. O zaman tekrar sana çok başarılar diliyoruz. Arkadaşlar bugün Ezgi'yi ağırladık ve gerçekten Ezgi'nin klibini mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Yaz bitmeden Nette etiketiyle videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.